16 Nisan 2017'deki referandumda hayır diyenlere hakaret eden bir kişi vardı. AKP'li Düzici eski belediye başkanı Ökkeş Namlı ve bu kişi hakkında da davalar açılmıştı. O kişi için, Ökkeş Namlı için beraat kararı çıktı. İşte bu kararı değerlendireceğiz. Şimdi hattımızda gazeteci Recai Aksu var. Recai Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi siz bu davayı takip ediyordunuz. Bu hayır diyenlere hakaret eden kişi hakkında siz dava açmıştınız ama beraat kararı çıktı ve 3 senedir de sanıyorum devam eden bir dava süreci var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Beraat kararı çıktı. Ya bir kere bu gelişme aslında Türkiye'de adaletin nereye kadar geldiğini, adalet hani aranıyor adeta, adalet aranıyor. Bir kere biz bu hayırcılara işte hakaret eden, işte şerefsizdir, namussuzdur diyen Ökkeş Namlı'yla ilişkin bir suç duyurusunda bulunmuştuk ki bu yeni bir şey değil. Zaten referandumdan önce olmuştu. Bu sürecin içerisinde biz bunu sürdürürken Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nın bir engeline takılmıştı. Ama ona rağmen biz itiraz ettik. Bu itirazımızın sonucunda da Ökkeş Namlı ile ilişkin Süleyman Soylu'nun işte soruşturmaya gerek yoktur oluruyla valilik tarafından yapılan açıklama vardı. Biz de Danıştay buna dedi ki yok olmaz böyle bir şey. Ve Danıştay da haklı çıktık itirazımız sonucunda. Ama geldiğimiz noktada bundan önceki mahkemede kendisinin yüzüne yani söyledim. Yani biz namuslu ve şerefli insanlarız. Bize kimse namussuz, şerefsiz diyemez dedim. Ayrıca bunun gerekçesi şu, biz toplumsal olarak değerlendirdiğimizde insanlara böyle adaletin olmadığı, hukukun olmadığı, düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde birilerinin hakaret etmesi aslında kabul edilir bir durum değil. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz nokta adaletin adeta yerlerde süründüğünü görüyoruz. Şimdi açık bir şekilde alenen söylemiş toplumun içinde, bunu televizyonlar vermiş, işte yayınlanmış, gazeteler bunu vermiş, hakareti açık açık ediyor. Şimdi bunu ben etmedim diye son süreçte bundan önceki duruşmada açık bir şekilde ya ben işte bunu sadece işte ne bileyim kendisinin içerisinde parti içinde olan bir gelişmeydi onlara yönelik söyledim diye hatta bugün avukat da yani kendisinin avukatı da ona benzer cümleler sarf etti. O bile aslında bir insan onuruna yakışmayan bir davranış. Kime söylerseniz söyleyin. Yani bir insan yani madem yasalar var, madem anayasa deniyor, o anayasanın yani anayasada yer alan kurallar var, yasalar var. Ona uygun davranılması gerekiyor. Yani hiç kimse isteyen istediği partiye oyunu verebilir. Ona kimse müdahale edemez. Ama görülen nokta itibariyle aslında bu bir hukuk mücadelesiydi. 2017'deki işte senin de ifade ettiğin gibi referandumdan önceki biz açıkça gidip biz hayırcıyız, biz oyumuzu hayır vereceğiz. Yani oyu kullanmadan önce söyleyen insanlarız. O aşamaya geldik. Buraya da bugünkü durum aslında ülkede gidişatın ne olduğunu gösteriyor. Yani beraat etmesi bile yani düşündüğün zaman çok hoş olmayan, hoşun ötesinde bir şey. Hukukun, adaletin, düşüncenin pek yani pek geçerli olmadığı bir sanki bir şeyde yürüyor. Sistemin içerisinde adalet yok. Şimdi Sayın Hakim buna karar verirken yani biz de bugün kendisine söyledik. Buraya niye geldik dedik. Gerekçesi belli. Çocuklarımız ve geleceğimiz için. Yani biz onursuz insanlar değiliz ki onlara örnek olmamız lazım. Kimse bize hakaret edemez. Düşüncemizden dolayı kime ne vereceğimize karar veremez diye düşünüyorum. Yani bu çok kötü bir gelişme. Yani aslında bu bir örnek şu anda içinde bulunduğumuz koşullara yönelik. Durum bu. Aslında bu çeşit ifadeler geçtiğimiz hafta da gündeme gelmişti. Erdoğan ifade etmişti. Kılıçdaroğlu'na yönelik daha sonra Engin Altay cevap vermişti. Engin Altay hakkında işte Engin Özkoç hakkında özür diliyorum. Çok sayıda fezleke geldi. Soruşturma açılma aşamasına geldi. Davalar açıldı. Ama aksi bir durum söz konusu olmuyor. Burada da yine yani ülkenin %50'lik bir topluluğuna bu ifadeleri, simkaflı küfürleri ifade eden bir kişi var. Ama beraat kararı veriyor. Bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Bir kere sen çok bu konuda değerli bak şimdi çok haklısın. Bir kere en son yerel seçimlerde de aynı şekilde kaybetti. Yani Düzici belediye başkanlığını kaybetti Ökkeş Namlı. O gün akşam da şu anda sosyal medyada, YouTube'da
çok farklı kanallarda açık bir şekilde küfür ediyor kaybetmesinin tepkisi olarak. Yayınlandı bu. Yani bu demektir ki aslında bu işi onaylıyorsun sen. Yani sen bugün verilen kararla aslında hakareti, küfürü bir anlamda onaylanmış oluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Ülkede hak, hukuk, adaletin olmadığı bir yerde de doğal olarak ne ekonomi iyi işler, ne gidişat iyi işler, ne de bu ülkede insanlara, işsizlik içinde boğulan insanlara yani bir çözüm bulunur. Evet. Bu ülkede bir ülkede demokrasi olması gerekir. Düşünce, inanç özgürlüğü, kültür olması gerekir. Laiklik olması gerekir. Şimdi ben bugün de izledim, buraya gelmişler, işte mahkemeye gelenler de vardı. Ben kimsenin giyimine, kuşamına dikkat etmem, bakmam, istediği gibi giyinebilir, beni de pek rahatsız etmez. Ama şunu gördüm ki ben bugün orada, adeta bu haksızlık, bu adeta bu yaklaşım, adeta bu adaletsizlik aslında belgelenmiş oldu. Pek de pek farklı bir şey beklemiyordum diyebilirim. Ama sonuç itibariyle bunun kamuda, yani gündemde tutulması, kamuoyunun bunu görmesi için önemliydi bu dava. Biz de bunu sürdürdük. Yoksa yani bunu bugün hakimin kendisine de söyledim. Hani yoksa burada olmazdık dedim. Niye yani biz eğer böyle bizim gibi bize yönelik, yani burada hayırcılara yönelik. Hayır diyorum, ben ülkenin tapusunu başkalarına vermesini istemiyordum. Demokrasi isteyen bir insanım. Neden bize böyle bir davranışlar geleniyor? Neden bir hakarete uğruyoruz? İyi ama uğradık. Evet, son itibariyle itiraz ettik. Yüzüne de geçtiğimiz mahkemede, bundan önceki mahkemede söyledik. Bize kimse diyemez diye. Hatta ifade vermek istediğim, ifadeniz var dedi Sayın Hakim. Yani gerek yok açıklama yapmanıza falan dedi. Yok dedim, ben ifademe katkı yapmak istiyorum dedim. Orada da aynı şeyi yaptım. Yani dedim ki yok, yüzüne döndüm. Siz kimseye diyemezsiniz. En azından bu mahkeme sürecinde yüzüne söyleme şansım oldu. Evet. Onu da belirteyim. Bu bir mücadele. Aynı mücadeleyi çok farklı alanlarda insanlar yürütmeli diye düşünüyorum. Bugün aslında adaletsizliğin bir belgesi oldu. Bugünkü karar aslında diye düşünebilirim, söyleyebilirim. Peki Recai Aksu, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, gazeteci Recai Aksu ile değerlendirdik. Hayırcılar hakkında veya kendisine oy vermeyen kişiler hakkında hakaret eden, sinkaflı, küfür eden bir kişi için bu şekilde beraat kararı verilmiş durumda. Ama tersi işlemiyor. Yani tersi de böyle işlese sorun yok. Hani eşitlik uygulanmış olacak, hukuk uygulanmış olacak ama tersinden en ufak bir eleştiri hakkınız bile yokken bu şekilde tersinden işte hakaret etme hakkı gibi bir hak bazı kişilere verilebiliyor maalesef. Durum bu. Bu bağlantımızla birlikte bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyelim.